Akdeniz'in doğusundaki ülkelerde sizce en büyük kahraman kimdir derseniz, hemen hemen herkesin vereceği cevap aynıdır. Selahaddin. Amerika'da ya da Avrupa'da en büyük Arap kahraman kimdir diye sorsanız yine cevap aynıdır. Zaferleri sayesinde bu unvanı kazanan Selahaddin Yusuf bin Necmettin Eyyub ya da bilinen adıyla Selahaddin Eyyubi, bölünmüş haldeki Müslümanların çoğunluğunu Kudüs'ü ele geçiren Haçlılara karşı birleştirmeyi başardı. 1187 yılında 20 yıl süren mücadelenin ardından Kudüs'ü Hristiyanların elinden geri aldı ve Haçlıları denize sürdü. Selahaddin Eyyubi'nin ailesi Hezbani Kürtlerinin Revvadi kolundandı. 1137 yılında Irak'ın Tikrit şehrinde doğdu. Babası Eyyub onu aileler arasındaki kan davasından kurtarabilmek için günümüzün Lübnan'ı olan Baalbek'e kaçırdı. Bu olay kaderin onun yüzüne güldüğü anların ilkiydi. Baalbek, görkemli yapıları, zengin edebiyatı ve bilim insanlarıyla dünyaya ilham olan bir şehirdi. Aynı zamanda iki rakip medeniyetin Bağdat'ı elinde tutan Abbasiler ile Kahire'de hüküm süren Fatimilerin arasında bir nevi tampon bölgeydi. Sünni olan Abbasiler Hazreti Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan geliyor ve peygamberin sözlerine yani sünnetlerine riayet ediyordu. Fatimiler ise Hazreti Muhammed'in yanı sıra Hazreti Ali'nin öğretilerini de benimseyen Şii mezhebindendi. Onlar Hazreti Muhammed'in kızı Fatma ve onun kocası aynı zamanda peygamberin kuzeni olan Halife Hazreti Ali'nin izinden gidiyordu. Abbasiler ve Fatimiler, Sünniler ve Şiiler, Müslüman dünyanın çerçevesini bu ezeli rekabet çizdi. İşte böylesine çok sesli ve çalkantılı topluluğu bir araya getirmek, Haçlılara kafa tutmaya hazırlanan bir lider için zorlu bir hedefti. Haçlılar oradaydı. Zira Papa II. Urbanus öyle istemişti. Papa gitmelerini emretmişti çünkü kutsal topraklar o dönemde Müslümanların elindeydi. Öte yandan Hristiyan alemi içerisinde büyük problemler vardı ve ikiye bölünmüştü. Bir tarafta dini liderin Papa olduğu Batı Hristiyan dünyası, diğer tarafta ise Konstantinopolis'teki Patrik tarafından temsil edilen Doğu Hristiyan dünyası vardı. Papa II. Urbanus, Hristiyanları birleştirmek için sözde soylu bir amaç belirlemişti. Kutsal toprakları Müslümanların elinden geri almak. İlk Haçlı seferleri yüzlerce şövalyenin liderliğinde önüne geleni yağmalayarak Tanrı'nın isteğini yerine getirdiğini düşünen bir grup çapulcu tarafından gerçekleştirildi. 1099'da Müslümanlar tarafından Frankler olarak adlandırılan Fransız istilacılar Kudüs'ü büyük bir katliamla ele geçirdiler. Sina Yarımadası'ndan başlayıp bugünkü Türkiye sınırlarına kadar uzanan ve birbirinden donanımlı 36 kale tarafından korunan kıyı şeridi de Hristiyanların eline geçti. Çok öfkelenen Müslümanlar cihat çağrısında bulundu fakat Müslüman liderler o dönemde kendi aralarında çatışmakla o kadar meşguldü ki bu çağrıya kulak veren olmadı. Devam eden 40 yıl boyunca her iki taraf birlikte yaşamayı öğrendi. Müslümanlar tarafında öfke yerini teslimiyete bırakmıştı. Kuzey Suriye'de Nureddin Zengi adında bir lider vardı. Babası aracılığıyla tanıştığı Necmettin Eyyub, Selahaddin'in babası onun en büyük yardımcısıydı. Selahaddin henüz küçük bir çocukken Nureddin'le tanışmıştı. Nureddin Zengi'nin üst rütbeli komutanlarından biri ve Selahaddin'in amcası olan Şirkuh el-Mansur ise iri yapılı ve askerleri tarafından çok sevilen bir komutandı. Selahaddin, Nureddin'i, Şirkuh'u ve kendi babasını örnek alarak büyüdü. 1163 yılında iktidardan uzaklaştırılan Fatimi veziri Şaver bin Mücir'in yardım istemek için Dımaşk'a gelmesi Nureddin'e Mısır işlerine müdahale yolunu açtı. Bu sırada Mısır'daki Fatimi devleti kriz içindeydi. Fatimi halifeleri nüfuslarını kaybettiğinden ülke sultan unvanı olan vezirler tarafından yönetiliyor ve iktidar sık sık el değiştiriyordu. Bu yüzden hem Haçlılar hem Nureddin gözlerini Mısır üzerine dikmişti.
Mısır'ı ele geçiren taraf diğer tarafa karşı stratejik bir üstünlük sağlayacaktı. Amcası Şekün kumandasına 1164 ve 1169 yıllarında Mısır'a yapılan seferlere katılan Selahaddin, usta bir komandan ve devlet adamı olarak sivrildi. Daha önceki iki seferinde Şavver'in sözünde durmaması sebebiyle Dımaşk'a dönmek zorunda kalan Şirkü, 1169 yılındaki üçüncü seferinde emrindeki kuvvetlerle Kahire'ye girdi. Fatimi halifesi Adid Gidinillah bu sırada öldürülen Şavver'in yerine Şirkü'yü vezir tayin etti. Şirkü'nün ordusunun büyük kısmı Oğuzlardan oluşuyordu. Böylece Mısır'da Türk hakimiyeti devri başlamış oldu. Şirkü 2 ay sonra ölünce Halife Adid kumandanların baskısıyla onun yerine yeğeni Selahaddin'i El-Melikün Nasır unvanıyla vezir tayin etti. Amcasının ölümünün ardından Nurettin Mahmud Zengin'in Mısır'daki ordusunun kumandanı olan Selahaddin aynı zamanda Fatimi halifesinin veziri olarak bu iki önemli görevi üstlendi. Selahaddin daha sonra Nurettin Mahmud Zengi'ye danışarak onun naibi sıfatıyla Mısır'ı ve Mısır'a bağlı yerleri müstakil bir hükümdar gibi yönetmeye başladı. Selahaddin Mısır'a hakim olunca kendisine ve Türklere karşı direnen Fatimi çevreleriyle onları destekleyen Haçlılar ve Bizanslılarla mücadeleye girişti. Saray ağası Cevher'in liderliğindeki Fatimi muhalifleri Selahaddin'i iktidardan düşürmek için Haçlılarla temasa geçtiler. Bunu öğrenen Selahaddin Cevher'i ortadan kaldırdı. Cevher'in öldürülmesi üzerine Fatimi taraftarları isyan ettiler. Selahaddin bu isyanı kısa sürede bastırdı. Ardından Haçlılar ve Bizanslılar Dimyat'ı kuşattılarsa da Selahaddin karşısında başarı elde edemediler. Mısır'a tam anlamıyla hakim olan Selahaddin orduyu yeniden teşkilatlandırdı. Sünni medreseleri ve yeni kurumlar açtı. Fatimi bürokrasisini kademeli olarak tasfiye etti. Nihayet Nurettin Zengi'den gelen emir üzerine Fatimi hilafetine son verdi. 1174'e gelindiğinde şans bir kez daha Selahaddin'e göz kırpıyordu. Nurettin Zengi boğazında oluşan iltihap ve yüksek ateş nedeniyle 15 Mayıs günü öldü. Herkes tarafından sevilen bir hükümdar olan Nurettin'in boşluğunu büyük bir amacın peşinden giden Selahaddin dolduracaktı. Bu amaç Mısır ve Suriye'yi birleştirip devasa bir ordu kurmak ve Haçlıları Kudüs'ten sürüp kutsal toprakları geri almaktı. Fakat önce Suriye'ye geri dönmeliydi. Şam valisi ondan şehri devralmasını istiyordu. Büyük miktarda parayla Mısır'dan ayrılan Selahaddin 1174'ün Kasım'ında Şam'a vardı. Şam'a hakim olmak tüm Suriye'yi hükmetmek anlamına geliyordu. Musul, Urfa, Halep, Hama, Baalbek ve Humus yarı bağımsız ve dişli liderler tarafından yönetiliyordu. Bu şehirleri kendisine bağlayabilmek için liderleri ikna etmek ve gerektiğinde savaşmak Selahaddin'in 2 yılını aldı. Azılı bir Şii tarikatı olan Haşhaşiler tarafından 2 defa suikast girişimi yapılsa da hayatta kalmayı başardı. 1176'da Kahire'ye döndüğünde Suriye, Mısır, Kuzey Afrika'nın büyük bölümü ve Batı Arabistan'ın hakimiydi artık. İki kutsal caminin hizmetkarı Sultan Selahaddin'di. Sadece Halep ve Musul bağımsız kalmıştı. Kudüs ise neredeyse avucunun içindeydi. Ne var ki Selahaddin'in biraz daha beklemesi gerekecekti. O sırada Kudüs 23 yaşındaki Fransız kökenli Kral Baudin tarafından yönetiliyordu. Büyük bir talihsizlik olarak erken yaşlarda cüzzam hastalığına yakalanmış olmasına rağmen oldukça güçlü bir kraldı. 1185 yılında öldü ve Kudüs kendini büyük bir veraset kavgasının ortasında buldu. Bu çekişmenin galibi Baudin'in kız kardeşi Sibilla oldu. Sibilla'nın ilk evliliğinden olan oğlu kral olmak için çok küçüktü. Tahta çıkabilmesi için bir naibe ihtiyacı vardı. Sibilla'nın kraliçe olarak oğlunun naiplik yapabilmesi için de evlenmesi gerekiyordu. Bu nedenle Fransız komutan Lusignan'lı Guy ile evlendi. 1186 yılına gelindiğinde ise Sibilla tacı Guy'a devretti. Öte yandan ağır geçen kış koşullarında Selahaddin hummalı bir hastalığa yakalandı. İyileşmesi 1186 yılının başlarını buldu.
Reynald de Chatillon'un pervasız baskınları ve saldırganlığı Selahaddin'in sabrını iyice taşırmıştı. Montgisart muharebesinin ardından Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında karşılıklı barış antlaşması imzalanmıştı ve taraflar bu anlaşmaya sadık kalıyordu. Reynald ise devamlı olarak anlaşma hükümlerini ihlal ediyordu ve son yaptıklarıyla çizmeyi fazlasıyla aşmıştı. Reynald 400 develik bir kervana saldırdı. Kervan Mekke'ye giden hacıları taşıyordu. Bunun haberini alan Selahaddin öfkesinden deliye döndü. Halifeye bir mektup yazarak Kerek zorbasının kanını dökmeye ant içtiğini söyledi. Cihat onun için şahsi bir meseleydi artık. Selahaddin'in bu sözleri imparatorluğu uçtan uca dolaştı ve tüm İslam liderleri intikam, özgürlük ve Haçlıları yok etmek için bir araya geldi. Yaklaşık 30 bin asker Taberiye Gölü'nün 10 kilometre batısında toplandı. Nasır'a yakınlarında ise Kudüs Kralı Lüzinyalı Guy'un komutasında 20 bin kişilik Hristiyan ordusu hazırlanmaktaydı. Guy sayıca az olmalarına rağmen ağır süvarilerine çok güveniyordu. Üstelik yanlarında Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği haçın kalıntıları olduğu söylenen gerçek haçın bir parçasını taşıyorlardı. Taşlarla bezenmiş bu tahta parçasının onları zafere taşıyacağına emindiler. Selahaddin ordusunun su ihtiyacını Taberiye Gölü'nden karşılıyordu. Deri mataralara doldurulan su sürekli olarak develerle ordunun bulunduğu yere taşınıyordu. Guy ise yol boyunca karşılaşacağı su kuyularından faydalanmayı planlamıştı. İlerleyen Hristiyan ordusunun sol tarafında Hittin boynuzları olarak bilinen tepeler yer alıyordu. 18 kilometre kuzeyde ise Hittin kasabası yer almaktaydı ve kasabanın hemen ötesinde su kaynakları vardı. Gün ortasında susuzluktan bitap düşmüş Hristiyan ordusu suya ulaşmaya çalışıyordu. Bu sırada Müslüman okçu süvarileri ise Hristiyan ordusunun kanatlarını gözlüyordu. Bir süre sonra gecenin karanlığı her yeri kapladı. Hristiyanlar hala Hittin kasabasının 4 kilometre uzağındaydılar. Kurulan kamplar birbirine o kadar yakındı ki Selahaddin'in askerlerinin kesin gözüyle baktıkları zaferi kutlarken ettikleri dualar ve söylediği şarkılar Hristiyan ordusu tarafından net bir şekilde duyuluyordu. Bu durum zaten susuzluktan bitap düşmüş ve morali bozulmuş Hristiyan askerlerini iyiden iyiye yıprattı. 4 Temmuz Cumartesi günü şafak sökmek üzereydi. Hristiyanlar tek bir düşünceye saplanıp kalmıştı. Suya ulaşmak. Çevresi kuşatılmış şekilde vadi boyunca ilerleyen Hristiyan ordusu dayanılmaz sıcağın yanında Selahaddin'in adamlarının yaktığı ateşler nedeniyle vadiyi kaplayan dumanla da mücadele ediyordu. Müslüman süvari birliği ise tam önlerinde Hristiyanların avuçlarına düşmesini bekliyordu. Dar bir yol yukarıya doğru birkaç sığ gölete ve terk edilmiş bir köye uzanıyordu. Gerçek haç çevresinde toplanan Hristiyanlar ani bir saldırıyla bu yamaca doğru ilerledi ancak buldukları tek şey kurumuş göletlerdi. Hristiyanların son bir güç toplayarak başlattıkları bu zayıf saldırıyı geri püskürten Müslümanlar karşı saldırıya geçti. Bu defa hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlardı. Gerçek haç da artık Eyyubilerin eline geçmişti. Hristiyan ordusundan hayatta kalanlar umutsuz ve bitik bir halde yere yığılmış, can vermeyi ya da esir alınmayı bekliyordu. Selahaddin çadırında şükür namazını kıldıktan sonra Hristiyan ordusunun hayatta kalan komutanlarını çağırdı. Bundan sonrası birçok kaynakta şu şekilde anlatılıyor. Kral Lüzinyalı Guy ve Reynald çadırı alındı. Oturmalar için kendilerine birer sandalye verildi. Savaş geleneklerine göre kendisine su ikram edilen esirin hayatı bağışlanmış demekti. Ortada henüz ne su ne de başka bir ikram vardı. Gergin bekleyiş ve sessizlik sürerken Selahaddin öldürmeye ant içtiği Reynald'e bakarak tercümanı aracılığıyla şu soruyu sordu. Bugüne kadar kaç defa yemin edip sonra sözünden döndün Reynald? Reynald her zamanki kibirle umursamaz tavrıyla krallar bunu hep yapıyor. Ben de farklı bir şey yapmadım diyerek karşılık verdi. Selahaddin bu ukala tavır karşısında sükunetini hiç bozmadan içinde buz olan kocaman bir kaseyi Lüzinyalı Guy'a uzattı. Yüzünde güven veren bir ifade vardı. Guy suyu içtikten sonra kaseyi Reynald'a verdi. Aslında bu Selahaddin tarafından gelmesi gereken bir hareketti. İşte tam o sırada
büyük kumandanın Gu'ya söylediği şu ünlü cümle tarih sayfalarında yerini aldı. Bu bardağı Reynald'a veren ben değilim, sensin. Sonrasında Hristiyan kumandanlar dışarıya çıkarıldı. Selahattin askerlerinin durumuna bakmak için bir ara vermişti. Geri döndüğünde Reynald'ı yeniden çadırına çağırdı. Ona kendisini öldürmeye ant içtiğini ancak bu yemininden hala dönebileceğini söyledi. Tek yapması gereken İslam'a geçmekti. Reynald bu inayetli tavrı geri çevirince Selahattin'in yapabileceği tek şey yıllar önce verdiği sözü tutmak oldu. Kılıcıyla Reynald'ın boynuna bir darbe indirdi. Askerleri ise son hamleyi yaptı. Savaş sonrasında Reynald'ın kesik başı Selahattin'in hakimiyeti altındaki önemli şehirlerde gezdirilerek Müslümanların kazandığı bu büyük zafer her defasında bir kez daha kutlandı. Hattin'deki zaferin ardından Kudüs'e ilerleyen Selahattin'in ilk hamlesi kıyı şeridini ele geçirmek oldu. Amacı Kudüs'e gönderilecek Hristiyan desteğinin önünü kesmekti. Bu süreç 2 ayını aldı. Eylül ayı gelmişti. Selahattin saldırıya geçmeden önce Kudüs'teki Hristiyan liderlere teslim olmaları için son derece cömert şartlar sundu ama liderler reddetti. Her iki taraf da son savaş hazırlıklarını tamamladı. Kudüs güçlerini İbelinli Balian kumanda edecekti. Fransız kumandan daha önce de Haçlı seferlerine katılmış soylu bir aileden geliyordu. Selahattin Balian'a hızlı bir şekilde geri dönmesi şartıyla kuşatma altındaki Kudüs'e girip karısını kurtarma izni vermişti. Bu nezaketi ve iyi niyeti çok az lider gösterirdi. Ne var ki Balian, Kudüs'ün o sırada bir lideri olmadığını gördü ve sözünde durmayarak şehirde kaldı. Selahattin'e ise anlaşmayı bozduğu için üzgün olduğunu söyleyen bir mektup gönderdi. 30 Eylül'de 40 adet mancınık batı duvarlarını bombalamaya başladı. Fakat Kudüs surlarında gedik açmak mümkün olmuyordu. İçerideki halk panik halindeydi. Başta kadın ve çocuklar olmak üzere içlerinde savaşçıların da bulunduğu bir güruh korku içinde sığınacak bir yer arıyordu. 5 günün ardından Selahattin odağını kuzeye kaydırdı. Bombardıman devam ediyordu. Ayrıca arbaletçiler surlardaki askerleri hedef alıyor, yağmacılar ise temellerin altını kazıyordu. 3 gün sonra surlar nihayet delinmeye başlamıştı. Selahattin'in ordusu şehri ele geçirmeye hazırdı. Şehrin kurmayları Selahattin'le barış koşullarını konuşmak için geldiler. Selahattin geçmişte Haçlıların Kudüs'te yaptığı katliamın körüklediği intikam duygusu nedeniyle ilk etapta pazarlığı reddetti ve onlara şu sözlerle karşılık verdi. 91 yılı önce Hristiyanların Kudüs'ü Müslümanlardan alırken yaptığını yapacağım. Erkekler katledilecek, kadınlar ise köle olacak. Balian dehşete kapılmıştı. Selahattin'e şehri bizzat kendisinin yerle bir edeceğini ve ona tek bir çakıl taşı dahi bırakmayacağını söyledi. Utanç ve yoksulluk içinde teslimiyeti kabul etmektense kendimizi diri diri ateşe atmaya tercih ederiz dedi. Balya'nın bu sözleri Selahattin'in saygısını kazandı ve mert komutan kan dökmekten vazgeçip Hristiyanlara merhamet gösterdi. Fidye olarak her bir Hristiyan erkek için 10, kadınlar için 5, çocuklar için ise 1 dinar ödenecek, ne kadar at ve silah varsa Müslümanlara teslim edilecekti. Ödeme yapamayan yoksulların ve yaşlıların yerine ise Balyan tam 30 bin dinar ödedi. Af paralarını toplayan kurmaylar tutanaklarda hata yaptığı için hesaplar birbirine karışmıştı. Şehrin içinde ve dışında insanlar para bulabilmek için çaresizce eşyalarını yok pahasına satmak durumunda kalıyordu. Selahattin bir kez daha cömertliğini gösterdi ve topladığı fidye paralarını yoksul ve muhtaçlara dağıttı. Kurmayları onun bu cömertliğine karşı gelmek istediğinde ise onlara Hristiyanlar gittikleri her yerde kendilerine ne kadar merhametli davrandığımızı anlatacak diyerek cevap verdi. O dönemde Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki ezeli düşmanlık nedeniyle dehşet verici ve çok kanlı bir son olabilirdi ama Selahattin buna izin vermedi. Dahası o haklı çıkmıştı. Müslümanların Kudüs zaferi dilden dile dolaştı ve Selahattin'in ne kadar erdemli bir lider olduğunu tüm dünya öğrendi. Kudüs'ün fethi onun davasının zirve noktasıydı. Bundan sonra hiçbir şey onun itibarını zedeleyemeyecekti. Elbette çok geçmeden Hristiyan liderler Avrupa'ya yardım çağrısında bulundu ve bu çağrı cevapsız kalmadı. İngiltere Kralı Richard,
ya da diğer adıyla Aslan Yürekli Richard, Fransa Kralı 2. Philip ve Kızıl Sakal olarak bilinen Alman İmparatoru Frederick, 3. Haçlı ordusunun başını çekecek olan 3 liderdi. 1189 ile 1192 arasında savaş, katliam, zafer, yenilgi ve anlaşmalarla dolu tam 3 yıl Akdeniz ve Arap kıyı şeridini kırdı geçirdi. Selahaddin hayatı boyunca Kudüs'ü korudu ama savaşlar yerini barışa bıraktığında canı bağışlanan Hristiyanlar her defasında Selahaddin'e karşı örgütlenerek yeniden saldırdı. Bu açıdan bakıldığında Selahaddin'in Kudüs'ü Haçlılardan ilelebet temizleme hedefi başarısızlığa uğradı demek yanlış olmaz. 1192'nin sonlarında 54 yaşına gelen Selahaddin artık savaşmaktan yorgun düşmüş ve hastalanmıştı. Evine yani Şam'a döndüğünde hastalığı iyice ilerledi ve 12 gün sonra takvimler 4 Mart 1197'yi gösterirken Kur'an-ı Kerim eşliğinde ebedi istirahatine uğurlandı. Halkın gözyaşları arasında taşınan naaşı Şam yakınlarına gömüldü. Ardında lekesiz eşine zor rastlanır bir itibar bırakmıştı. Müslüman dünyası ona daima hayranlık besledi, özellikle de Sünniler. Hristiyanlara gelince onlar da Selahaddin'e büyük bir hayranlık duydular. Çünkü onda dönemin Hristiyan liderlerinin pek çoğunda olmayan insani değerleri gördüler.